Merhaba Harvard Plus izleyicileri. Yeni bir incelemeyle karşınızdayız. Yanımda Kerem, karşımızda da Lenovo Vibe P1 var değil mi? Aynen. Bu P neyin P'si peki? Bilmiyorum. Performansın P'si mi? Valla bir şeyin P'si ise Pataryanın P'si olabilir değil mi? Tamam. Neyin P'si bilmiyorum. 5000 mAh'lik bugüne kadar görmediğimiz seviyede geniş kapasiteli bir bataryası var. Açıkçası benim de o yüzden çok özel olarak incelemek istediğim bir telefondu. Hatırlarsanız ben Lenovo'nun P70 modelini de böyle hemen incelemek istemiştim. Onda da 4000 mAh batarya vardı. P70'ten Vibe P1'e çok ciddi bir iyileşme olmuş. Hem batarya konusunda hem diğer konularda. Açıkçası hani 1299 TL'ye satılan bir telefon ve fiyat performans oranıyla orta segmentte çok benzersiz özelliklere sahip. İstersen hemen bir tasarımla başlayalım abi. Fark etmişsindir, metal bir kasa var. Metal kasa var ve ben bu arkaya baktığım zaman bana ZTE'nin bir telefonunu çağrıştırıyor bu. Şeyinde benzer serisi, Türk Telekom TT175'in de benzer serisi evet. Ama aynı cihaz değil Blade'lerden. Kesinlikle. Blade 500 bilmem kaç sanırım. Ona çok benzettim çünkü hani en ufak çizgisine, detayına kadar aynı ama telefona benzer, önemli olan iç güzelliği diyoruz biz tabi. Lenovo'nun kendi üretimi tabi bu yani. Lenovo kocaman fabrikalar olan bir firma. Şimdi batarya dedik ama batarya birçok konuya etki ediyor. Bunlardan birincisi tasarım, çünkü 5000 mAh fiziksel olarak da bir yer kapladığı için. Ama Vibe P1'de bu işi çok iyi kotarmışlar. Yani 9.9 mm kalınlığı var, 189 gram ağırlığı var. Mesela örnek vermek gerekirse Asus Zenfone 2 3000 mAh seviyesinde ve neredeyse aynı ağırlıkları. Yani 5000 mAh kapasiteli pile hem kalınlığı hem de telefon ağırlığını çok iyi kotarmışlar. Gayet normal hani 3000 mAh pil kapasiteli bir telefon gibi. Yani ben şeye benzettim boyut olarak. HTC'nin Helio X10'lu bir telefonu vardı ya. M9 Plus. M9 Plus ebatlarında gibi geldi evet. Bana. Yani birebir aynı değil tabii ama özellikle metal kasa ve yanlara doğru incelen metal kasa, işte HTC'nin alışık olduğumuz şeyler bunlar. Doğrudan hani bir taraftan da hani popüler markalardan da ona benzettim. Çünkü diğer o benzettiğim telefon Türkiye'de satılan bir şeydi. Rastgele böyle görmüştüm gezerken. Ama şeye benziyor tasarımı. HTC'nin, M9 Plus'a benziyor hakikaten. Yani boyutları da o kadar. Anladığım kadarıyla bataryanın zaten hani böyle tasarıma yedirilebilmesinin en büyük şeysi, yani kotarıcısı şey olmuş, boyut olmuş. Çünkü bu ne kadar büyük? 5.5 inç mi? 6 evet, inç 5.5 mi? Inç. 5.5 değil mi? 5.5 inç ama 5.5 inç. Yani hep ben bu telefonu incelerken ya 5000 mAh'e hakikaten tasarımı iyi kotarmışlar dedim. Bir de hani fiyat performans bir telefon ve metal kasa olması, o hem eldeki tutuş hissiyatı anlamında hem de telefona dışarıdan baktığınızda daha kaliteli bir görünüm elde etmek açısından bence başarılı bir işe imza atmış Lenovo. Tasarımda şöyle bir şey sorayım abi. SIM kartı ve microSD kartı nereden takıyoruz sence? Galiba takmıyoruz. Çünkü ben eve şimdi cuma akşamı aldım, eve gittim. Arıyorum. Yok. Ama eski HTC'ler gibi olabilir mi? Evet işte abi, şurası evet çıkar. Abi. Bildiğin Google'a bakmak zorunda kaldım. Şaka. Ya. Şaka. Üstte. Tabii üstte mi? Ya böyle çekilecek. Orada çıkacak. Bir boş bir alan var orada abi, parmağını şey yapman için. Vardı yani. Şu üst tarafta olabilir. O üst taraf çıkıyor. Hah, gördüm. Kapaklı bir tasarım yapmışlar. Vay arkadaş, attım. Bu arada bilmiyordum bu sistemi. Ben evde aradım ya bayağı. Göremeyince. Nasıl olamaz? İşte benim yaş tabii biraz daha ileri olduğu için arkadaştım. Orada hani HTC'nin o ilk Android'li, aynen, ilk Windows Phone'lu modellere ben denk geldim. Orada bu arada şimdi çift SIM kart desteği var telefonun ama eğer çift SIM kart kullanacaksanız microSD kart slotunu kullandığı için ondan fedakarlık etmeniz gerekiyor. Yani ya telefonu tek SIM ve microSD kartla kullanacaksınız ya da çift SIM'le ama microSD kartsız şekilde kullanacaksınız. Vay arkadaş. Bunu da belirteyim. Ya bu bana çok güven vermedi ama zaten telefonu alınca bir kere yaptığım için yani o kapak çok böyle kırılabilecek. Yok, şeyle aynı dediğim gibi yani hani o mesela HTC'de de her taraf metaldi arkası. O eskilerden bahsediyorum. 2010-2011 falan civarı. Ben ilk defa gördüm böyle bir şey. Burası çıkardı. Orada biraz daha tabii çıkan parça şeydi, büyüktü. Daha bir öyle bir oturup çıkıyordu ve altı anten, yani zaten hani bu plastik kısmının altına anten döşüyorlar. Bunu hep biliyoruz zaten. 1-2-3 tane farklı anten var. Tamamen Bluetooth, Wi-Fi ve 3G için. Tamam, bu arada AC desteği var Wi-Fi'de. Bu da şaşırdığım noktalardan biri oldu. Neden çünkü şaşırdın? Orta Yonga segmentte ne kullanıyor? 615 kullanıyor. 615'in şeysi. Yani hani böyle çok orta segment telefonlarda eskiden görmüyorduk ya, artık böyle gözüme takılınca AC varmış diye. Tabii ama doğru söylüyorsun. Aslında Snapdragon 615 nimetlerinden. Tasarım tarafında şu da önemli bir detay. Parmak izi sensörü var. Aynı işte Galaxy Note 5 gibi ön tarafta tuşuna ve abi sana göstereyim mesela ben. Bayağı şaşırdım. Burada algılayıcı bayağı büyük. Yani evet. Şeye göre, şimdi Sony'ye göre, şeye göre, hepsine göre gayet şöyle büyük bir. Şöyle bastığınız zaman
bayağı hızlı bir şekilde açıldı, algılıyor. Evet. Şu an biraz yamuk tuttuğum için sorun olabilir ama... Evet, Evernote sevdalısı burada bir aynen, Evernote kurulumdu. Yani bu seviye bir telefonda parmak izinin olması ve o parmak izinin güzel çalışması önemli. Ben telefonu işte bugün 3. günüm ve hep parmak iziyle beraber kullandım ve hani çok bazen parmağımı yamuk falan tutmam dışında çok hızlı bir şekilde her zaman tanıdı, problem yaşatmadı. O zaman bu da şey, yani HTC One A9'un bir altına gelen işte evet, Android'in iyileştirilmiş sensörlerinden bir tanesi diyebiliriz. Evet. Note 5 kullandın, Note 5'e kıyasla. Abi Note 5 sanki bir tık ama çok ufak bir tık daha iyi. Yani ya da bilmiyorum, o psikolojik Note 5'in yüksek yani bir telefon olduğunu bildiğim için mi bilmiyorum ama ya bayağı hızlı. İşte algı her şeydir arkadaşlar. Abi. Evet, Note 5'e 2500 lira olunca tabii. Değil mi? Hani ya o daha iyidir ya falan. İki tane bundan alıp diyorsun. Ama bayağı hızlı. Crossfire yapıp. Yani kimse bunun parmak izinde sorun yaşamaz. Peki şimdi benim dikkatimi çeken bir şey de var tasarımla ilgili. Sen mesela bu metal kasayı falan anlatırken ön tarafı da şöyle bir baktım. Ya açıkçası ekonomik bir telefon olmasına rağmen mesela çerçeve ekran oranı gayet iyi. Evet, benim yandaki çerçeveler özellikle. Aynen, yan çerçeveler gayet ince. Tamam, üst çerçeve alt çerçeve zaten hani o bir yere kadar yapabiliyorsunuz. Çünkü buraya tuşlar yerleştiriliyor ekranın altına. Buraya da işte yakınlık sensörü, ön kamera, ahize falan gibi şeyler yerleştiriliyor. O yüzden burada mesafe olması anlaşılır bir şey. Ama yanlarda mesela lüzumsuz bir mesafe yok. Özellikle mesela evet, HTC böyle göze batan bir çerçeve yok. HTC'nin ucuz modellerinde şey vardı. O çerçeve şeydir yani. Gidiş geliş. Sony'lerde de artık şey, yani yavaş yavaş biraz iyileşti de. Sony'lerde de uzun süredir öyle. Z1'ler, Z2'ler. Z3 hatta. Z3. Yani bu telefonun hakikaten o yanlardaki ince çerçeveleri güzel. Ekran... Z3'e toz konduramadım. Neyse olur öyle. Abi ekran 5.5 inç. Söylemiştik az önce zaten. Full HD çözünürlüğünü tamam, kullanıyor. IPS. Evet. Ekran konusunda Corning Gorilla Glass 3 var. Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı. Ben ekran konusunda hiçbir problem yaşamadım. Yani hem işte o yani kaliteli bir IPS kullandıkları belli. Zaten Full HD de günümüzde gayet yeterli bir çözünürlük. Bu telefona 2K çözünürlük koyup zaten hani fiyat segmenti hiç uygun değil de 5000 mAh'i boşu boşuna yalan ya, etmeye gerek, gerek yok. Gerek yok zaten, hayır ya. O kadar bir çözünürlüğe gerek yok. Şeyle sektörden Ali abiyle konuşurken bir de bunun 720p olduğunu düşünsene dedi. Artık böyle 5 gün falan şarja giderdi. 1080p olunca o kadar olmuyor. 11 çip sıfır. Akıllı 11 çip. Gerçi şöyle bir durum var abi. Snapdragon 615 pil kullanımıyla öyle çok da meşhur olan bir şey değil yani aslında. Yani bir 400 serilerinden değil de 200 serisi evet, değil. Evet. Daha çok güç tüketiyor ama yani işte. Şöyle bir şey var abi. Ben P70'i kullandığım zaman ondaki 4000 mAh batarya MediaTek yüzünden o kadar performansını gösteremiyordu ki ondan 615'e geçince pil süresi anlamında çok daha iyi. İyi çok, ki doğdun deyip geldiler böyle. Hani geri gelmiş yani telefon. Bu arada şeyden de bahsedelim, donanım bileşenlerinden. Snapdragon 615 var 8 çekirdekli. 2 GB RAM'dir tahminen. Aynen 13'e öyle. 13'e 5 mi kameralar? Evet. Kamerayı ayrıca söyleyeceğim. 13'e 5 ama hani ben çok tatmin olmadım kamerasından diğer standart 13'e 5'lere göre. Şeyi güzel, 32 GB dahili depolama alanı var. 16 değil. Bu bayağı iyi. Orta segmentte 32 dahiliyle geliyor ve eğer ikinci sim kart kullanmazsanız bunu 128 GB'a kadar microSD kart desteğiyle arttırma imkanına da sahipsiniz. Zaten hani bu orta segmentin güçlü telefonlarından bildiğim üzere alıştığımız bir setup. O yüzden hani oyunlarda, arayüzde falan ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sıkıntı yaşadığım tek konu Lenovo'nun diğer akıllı telefon incelemelerinde söylediğim gibi arayüzü. Şu an abi telefonun arayüzü Asus Zenui. Google Play'den indirdim. Neden? Niye? Hakikaten ben abi de çünkü yakın detayda kendi orijinal arayüzünü gösteririm. Farklı temaları da var ama hiç güzel değil. Yani güzel değilden kastım işlevsellik değil. Tamamen görüntü. Ha, görüntüsü yani kötü. İkonları kötü, ne bileyim menü şekilleri kötü falan. Ve yani o mesela bir telefona baktığınızdaki etkiyi çok değiştiren bir şey. Ya tabii çünkü sen muhatapsın sonuçta. Ya yani zaten hani sürekli baktığım bir şey o. Çok kolay bir şey yani Android'den bahsettiğim için Google Play'de bir sürü launcher var, bir sürü tema var. Hani ben Asus'un şeyini seviyorum, arayüzünü seviyorum. Google Play'de de herkesin indirmesi için var Asus Zenui. Onu indirdim, onu kullanıyorum. Bunu bilmiyordum hakikaten bu arada. Ha var evet, Google Play'de var. Uzun süredir var mı? Onu bilmiyorum ama evet, yani var olduğunu biliyorum. Evet. Herhalde Zenfone 2 ile falan getirmişlerdir. Güzel çok, yani. Asus'un arayüzleri şeydir yani. Hani temiz. Temiz. Düzgün. İkonlar güzel görünüyor yuvarlak falan. Neydi benim o hatırlayamadığım? Zenui mi ne abi? Hayır o vardı ya, yuvarlağın bir isim vardı. Enso. Enso'dan bunu alan başka çember. Tekrar sor ben tekrar bilebileceğim. Tabii önemli değil canım ya. Ben yok ben şu an hatırladım ya işte buraya işte Mert arkadaşımız oradan baklava falan koymak zorunda kalmayacak. Gülmesin arkadaşım. Yarıldı orada.
Yani dediğim gibi abi arayüz olayını da zaten çok basit bir şekilde çözer kullanıcılar. Ha, beğenen de çıkabilir. Ben Lenovo'nun diğer telefonlarında da söylemiştim. Arayüzün görünüm anlamını yapamamışlar benim gördüğüm kadarıyla. Hah, onu unuttum. Burada şey var. Apple'da bunun Switch diğer tarafa doğru gideni var. Gerçekten mekanik bir anahtar var burada. Yani evet. Tık tık diye. Ve Apple'dan başka ben hiç Android'in hiçbirini hatırlamıyorum bunu. Son zamanlarda elime gelen son zaman tanıma 1,5-2 yıldır yani hiçbir telefonda görmedim herhalde. Evet, o da ilginç. Bak onu unuttuk ne bu? Abi ona tek bir işlevi var. Ultra güç tasarrufuna geçiyor. Şey yaptığın zaman tık diye. Şimdi telefon piliyle öne çıkan bir cihaz olduğu için böyle bir detay eklemişler. Ekran kilitliyken olmuyor tabii. Parmak izi sensörü şu an yani parmak izim tanımlı olduğu için olmayacaktır. Açayım dokunur mı? Musun bu? Tabii ki. İnce dokunuşlar fark yaratıyor. Bas, çıkart abi onu. Narın narın. Bildiğin şeye döndü. Hani ultra güç tasarrufuna dönüyor. Bu arada şeyi söyleyeyim. Şimdi mesela atıyorum. 65 saat 32 dakika yazdı burada. Hani 4'te 1'ini alsan 15 saat. Gerçi 14 bazı ultra güç tasarruf modlarında işte Samsung tarafında falan internete de girebiliyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok. Sadece arama, mesajlaşma, hesap makinesi gibi belirli uygulamalara giriş yapabiliyor. Yani birini aramanız gerekiyorsa, birine mesajlaşmanız gerekiyorsa ancak kullanabiliyorsunuz. İnternet kullanımını yani kısıtlıyor. DM'den yürüyemiyoruz. SMS olacak. Aynen. Yani. SMS telefon, paketinizi yani de arayacaksın. Burası kastı. WhatsApp'ını versen ayağını SMS'den atıp atmamız gerekiyor. Evet. SMS duyurursan oluyor. Tamam. Yani olay bu arkadaşlar. Hani yolda gösterelim. Şimdi 5000 mAh batarya var. Maşallah araba aküsünden biraz daha ufak. Evet. Peki ben bunu başka nelerde kullanabiliyorum? Yanında bir unboxing'de bir aparat çıkmıştı. Evet. Unboxing'ini yaptık. Bir tane OTG şeyi çıkıyor. Aparatı çıkıyor. Onunla beraber isterseniz farklı mobil cihazları yani şeyi Lenovo YP1'i bir powerbank gibi kullanıp cihazı farklı cihazları şarj edebiliyoruz. Böyle değişik bir arkadaş geliyor. Bu bildiğim herhalde düz bir kablo. Hani diğer OTG'lerle çalışır mı acaba diye merak ediyorum. Bunu ayrıca bir denememiz lazım. Bunu böyle taktıktan sonra siz tabii moddan da çıkarmak lazım. Moda giriyor, moddan çıkıyor. Böyle değişik bir cihaz. Bir kablo yardımıyla istediğiniz farklı cihazları şarj edebilmek mümkün oluyor. Tabii aynı zamanda OTG. Bu da kutu içinden çıkması güzel bir şey. OTG işi de görüyor bu arada. Yani ekstra OTG şey almanıza gerek yok. Klavye fare falan bağlayabilirsiniz. Bunu bu arada yani bugün şeyle kameramanımız Mert'le konuşuyorduk. Ben çok bunu yani P1 alan kullanıcıların kullanacağını düşünmüyorum. Ben de mesela hiç kullanmam ama kullanmak isteyen olursa diye var. Ne arıyorsun abi? Yani genel olarak kutu içeriğini göstereyim istedim. İşte kulaklık var ama kulaklık o silikonlulardan değil, biraz daha... Sen de tıkaçları seviyorsun değil mi? Evet, böyle kulağına yerleşenleri seviyorum. Bu biraz hani biraz kalitesiz bir izlenim veriyor kutudan çıkan kulaklık. Hı-hı. Denemedim açıkçası. Hani hep kendi kulaklığımı kullandığım için. Bir de şu çok önemli. Ha, bu da şey, bu istediğin zaman buzdolabında çalıştırabilecek bir abi, adaptör. Abi 1,5 saatte şarj ediyor. 5000 mAh'i 1,5 saatte şarj ediyor. Yani hızlı şarjın böylesi çünkü 5000 mAh gerçekten bir telefon 24 için watt arkadaşlar. Yüksek. 12 volt 2 amper maşallah. Yalnız telefon şarj olurken bayağı basınıyor doğal olarak. Bir de metal olduğu için arkası hani o ısıyı da size hissettiriyor. Ama bu şarj aleti de müthiş hızlı şarj ediyor. 24 watt abi 24 watt. Yani 5000 mAh'i 1,5 saatte nedir ya? Çok çok iyi. Bu arada hazır bataryadan girmişken ben pil ömründen bahsedeyim. Dediğim gibi Lenovo P70'te MediaTek kullanıldığı için o 4000 mAh'in hayrını göremiyorduk. Performansını göremiyorduk ama Snapdragon'a geçiş olması ve tabii ki miliamperin de 5000'e yükselmesi ciddi anlamda fark etmiş. Günlük kullanımda 2 günü dolu dolu geçireceğinizi söyleyebilirim. Ben hani yaşadığım tecrübe bu yönde. Bir de şöyle ilginç bir olay yaşadım. Ben normalde gece yatmadan hep alışmışım bir şeyler izleyeceğim, öyle uyuyacağım. Hep de telefonumda açar Twitch yayınlarını izlerken uyuyakalırım. Neyse Twitch'miş. Evet. Ne zannettin abi? Ha şöyle genç adamsın. Yok ya benim odamda televizyon yok. Sadece işte telefonda bir şeyler izliyorum ve genelde bu Twitch'te oyun yayınları oluyor. Ben genelde işte Twitch yayını açar, uyuyakalırım. Sabah kalktığımda da doğal olarak telefonun pili bitmiş olur. Lenovo P1 ile eve ilk gittiğimde yine aynısını yaptım. Gece yattım. Sabah kalktım yani yanlış hatırlamıyorsam 9-9.30 gibi falan ve bangır bangır Twitch yayını devam ediyordu. Ona rağmen nasıl uyuyor sorusunun cevabı başka videoda size yani vereceğiz. Yani bunu herhalde ya tablette görürsün ya Lenovo YP1'de görürsün. Mesela o kimi izliyordum hatırlıyorum, o da yayınında devam ediyordu. Yani o da bitirmemiş yani. Adam ölmemiş orada. Saatlerce yayın yapıyor. Adam para kazanıyor tabii, sen onu izleyip para kazandırıyorsun. Niye izlerken para gidiyor mu ki adama? Bağış yapmıyorum, şey yapmıyorum. Reklam gösteriyor. Reklam dönüyor ha. Tabii. Sen uyusan da sonuçta açık ya. Adama para yazıyor. Yaz, i̇şte yaz. Reklam sisteminin açıklarını bulan Kerem Engin arkadaşımız. YP1 ile Twitch yayıncılarının yayınlarına katkıda bulunabilirsiniz. Evet, aynen. Ama tabii bu arada şeyi söyleyeyim. Ekran açık kalma süresi de 9 saati falan gördü o gün.
Ve hala pili vardı. Evet, yani hani bitmek üzereyken 9 saati gördüm. Eğer şeyiniz, önceliğiniz batarya ise şu anda Lenovo Vibe P1 bu konuda rakipsiz hakikaten. Hani ben şeyden de mesela çok ürküyordum. Yani 5000 iyi güzel de bunu işte saatlerce şarj edeceksek bu dert olur. Ama onu da çözmüşler. Ya o zaten inanılmaz. Yani ben zaten şu şeyi unboxing'de de gördüm. Yine böyle hani gözlerim yakını gözü çıkarmadan göremediği için baktım. Anam deyip geri bıraktım yani. Hani hakikaten ciddi bir miktarda. O arkadaş 24 watt abi. Adamlar 24 yapmış. Watt saat tabii canım. Bu arada son olarak şeyden bahsedelim abi, kameradan. Dediğimiz gibi yine 13'e 5 kamera standartı geldi ama bildiğiniz gibi tabii bu arka kameranın işte sensörü olsun, kamera yazılımı olsun birçok şey değişiyor ve bu da aslında hepsinin birbirinden daha farklı fotoğraflar, bu cihazların farklı fotoğraflar çektiği anlamına geliyor. Ben mesela Zenfone 2 ile karşılaştırdım ve Lenovo Vibe P1'in kendi sınıfındaki rakiplerine göre biraz geride kaldığını gördüm. Yani burada tabii hani stüdyo ortamında, ışıklarda falan aldığınız sonuçlar iyi ama dışarıda çektiğim fotoğraflarda hani çok mesela Zenfone 2 ile aynı fotoğraf çektiğimde Zenfone 2 biraz daha net, biraz daha canlı olurken işte Lenovo Vibe P1'de biraz daha grenli fotoğraflar elde ettim. Hızı nasıl peki? Odaklama, netleme? Fena değil abi. Fena değil. Ama tabii ben bir de Note 5'ten Vibe P1'e geçince o... Seninki bayağı bir... Çok uçurum oldu yani. Psikolojim bozuldu. Ama şey değil yani. Hani kötü değil. Sadece kendi sınıfında işte M4 Aqua, Zenfone 2 gibi rakiplerine göre kamera anlamında biraz daha geri kalıyor. Hem önde hem arka kamerada. Hı hı. Hani bu telefonu alacak olan insanın önceliği kamera olmaması lazım zaten. Batarya olması lazım. Hı hı. İş görür mü? Görür. Hani tatminkar ışıkta iyi sonuçlar verir mi? Verir. Ama dediğim gibi kendi sınıfında yani bu fiyat segmentte daha iyi çeken cihazlar var. Bunu da bilmek lazım. Fiyatı ne kadar peki? Şu an abi alsam perakende kaçabilir? 1299 tavsiye edilen satış fiyatı. 1300 lira da düzleyebiliriz. Yani ben bunu marketlerde 1200 lira civarını bulabileceğim. Kendi çünkü aynen. İndirim kendi karından kesip tabii ki öne çıkmaya çalışan. Peki mesela 1300 lira önerilen satış fiyatında ben çok fazla telefon bilmiyorum. Hemen altında var. İşte 1200 küsür liralar işte Zenfone'lar var. Onun bir altında operatör telefonları diziyor. 800-900 liraya T65 şey var mesela. Bunun segmentte Casper Via V9 var. Hı hı. Mesela o da metal kasalı. Onun mesela kamerası gerçekten iyi ama onun pili çok daha az falan hı hı. filan. Onun dışında Sony tarafında C5 Ultra var. Boyut olarak yakın. C5 Ultra da bayağı kocaman bir o şey. O 6 inç. Ama çift sim kart yok Türkiye'ye gelen modellerde. Evet. O Sony'yi kınadığımız ama çok da kınayamadığımız çünkü operatörler sevmediği için almıyorlar telefonları, çift sim kartları vesaire. Onu yapacak bir şey yok. Evet, C5 Ultra. Başka düşünüyorum şu an. Sony'de şeylerin fiyatları biraz daha yüksek kalıyor değil mi? M5'in fiyatı biraz daha M5 yüksek kalıyor. M5 1600 seviyesinde. Mesela M5 alacağınıza hani MediaTek'le sürüneceğiniz açıkçası. Mesela M5'te sevmediğim tek şey ve ürün hakikaten bütün deneyimini hani su geçirmezlik falan var. Suya dayanıklılık diyelim. Hı. Suya dayanıklılık karşı her şeyi alıp götüren şey MediaTek. Evet. Hani pili de götüren MediaTek. Aynen. M5'te. Çünkü gerçekten rahatsızlık veriyor. Evet, staminayı açarsanız, telefonu kullanamaz hale getirirseniz evet çok güzel gidiyor ama işte ama mesela Snapdragon tarafında hani o modları açtığın zaman telefon yine o kadar öksürmüyor. Hı hı. Ama şeyde öyle değil. Hani MediaTek'te artık tabii. Ne yapıyor işlemciyi tamamen mi kapatıyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Bu arada iyi ki söyledin abi. Şeyi söyleyeyim yani performans Vibe P1'de akıcı. Birçok oyunu çok akıcı değerlerde oynayabiliyorsunuz ama arayüzde özellikle arka planda çok fazla uygulama açık olduğunda o öksürmeler falan arada bir oluyor. Ama hani Snapdragon 615 zaten beklenti bu. Olması gereken bu. Kaçla geliyor bu Android? 5.1 ile geliyor. 5.1 ile geliyor. Yani bir emin olayım yine kutudan 5.1 ile geliyor. 5.1 olması lazım da şey şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi bu ayki dergide yani Ocak sayısında siz bu videoyu izlerken tamamen dergide bayit olacak. Hani Android'e böyle benim biraz geçirme şeylerim var. Yani 5'in tam bir deney tahtası olması. Yani Snapdragon 810 gibi kendi alanında sağlam bir işlemcinin hatta ondan belki daha iyi olan emin olamıyorum şu an kafada mesela Note 5'te kullandım. Hı hı. Hani neydi abi? 70 7420'nin vesaire performansını bile budadığını işte arayüzünün çökmesine sebep olduğunu hı. Sony tarafında ise kamerayı açamıyorsun falan basıyorsun mesela yani kısa yol tuşuna kamera açılırken cayır cayır. Geliyor. Mesela bir tane doğum günü videosu koyduk. Onu buraya linkleyelim. Tamam mı? Mert Bey. Onu buraya böyle linkleyelim. Değil mi? Linklediniz. Onu ben yayına alıyorum. Ben linkleyeceğim. Sen de linkleyebilirsin. Şuraya tamam. Bir linkle. Tamam. Doğum günü videosunda mesela ben Z5 Compact'ı çektim.
Android 5 bana bir şey. Bana gösterdin ya abi. Evet. Ve mesela YouTube'da da takılıyor o video. Ve altına da yorum yazdım mesela. Dedim ki arkadaşlar takılmasının sebebi tamamen Allah kahretsin. Hani Android 5 yani. Açılmıyor arkadaş. Ben arkada hiçbir şey çalışmadığından eminim yani. Hani. Sonra açtım baktım. Böyle saçmalıklar var. Z1 kompakt ne güzel akıyordu. Z3 kompakt. Neyse şimdi konuyu dağıtmıyorum. Hani şey, abi, ben propagandaya gireceğim. Android 4.4 propagandasına gireceğim. Bunu çok buna bak, buna ayrı bir video çekelim. Android muhabbetini. Sen biliyorum konuşmak istesen. Evet konuşmak başka, istiyorum. Başka videolarda oluyor. Wallpaper'e geri dönecek olursak. Telefonun kamerası hariç her özelliğini çok sevdim. Bir kere hani ben pil ömrü iyi gitsin istiyorum diyorsanız ki artık birçok insan bunu söylüyor. Rakipsiz mi peki bu konuda şu an? Şu an kendi sınıfında rakipsiz. Üst sınıfta da denemediğim 4000 mAh'li bir Z2 Pro var yine Lenovo'nun. Hı hı. Hani üst seviye farklı segment ama bu segmentte rakipsiz. Çünkü... O da 1600-1700 lira civarı bir evet, şey. Evet onun da mesela fiyatı çok uygun ama hani orta segmentte işte 1000 lira 1200 lira seviyesinde benim bildiğim bir işte yine P70 var. O gerçi biraz daha altta fiyat olarak ama hani 3000'i falan geçen yok. 5000 mAh ve iyi de gidiyor gerçekten. 2 gün dolu dolu götürüyor. Bu konuda rakipsiz. Parmak izi sensörü çok yok bu segmentte. Bir işte Huawei G8 gelecek ki bu cihaza çok benziyor özellikler açısından. Türk Telekom TT175'te var. Başka bildiğim yok o parmak izi olan. O segmentte, o fiyat yani orta segmentinde yok. 1200'de yani yok. İlk giriş ve ortalığı yok. Şey tabii, gerçi TT175 çok özel bir ürün yani. Hani o fiyata hani evet. Telekom orada sübvansiyon yapmış yani. Hani çünkü Avaya InTouch'ları biliyoruz bugüne kadar gelen. Bırak parmak izini ona gelene kadar neler yani, yok yani. Gerçi son InTouch 3'ler çok kötü değildi. Evet, İyiydi. Değildi. InTouch 2'ler vesaire biraz sınıfta kalıyorduk kendi şeyine göre ama. Ama mesela buradaki bir de parmak izi okuyucu şey yendi oradan. Hani basmanıza gerek yok. Dokununca çalışanlardan falan artık yani. Daha ne diyelim? Gayet daha ekranı iyi. Performansı beklediğimiz gibi ortalama 32 GB dahil depolamayla gelmesi önemli artısı. Orta segment yeniden tanımlanıyor. Normalde geçen sene biliyorsun amiral gemileri 16 ile başlıyordu. 8 falan gördük ya orta segmentte. Ya yani. Abi arkadaşımda M4 Aqua var. Cihazı güncelleyemiyoruz. Bak bu kadar diyorum. Ki o cihaz da o ben özelliği ben ağlama arası veriyorum burada ağlayacağım artık. O zaman yavaş yavaş kapatalım abi. Yavaş yavaş kapatalım. Diyorsun ki bundan daha iyi cihaz ben henüz görmedim. Batarya bu fiyata, anlamında. Bu fiyata evet yani fiyat performansı çok iyi. Dediğim gibi sadece kameradan çok bir şey beklemeyin. Kamera yazılımı da sensörünün kalitesi de çok iyi değil ama onun dışındaki her özelliği gayet güzel telefon. Gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. O zaman bir sonraki incelememizde görüşmek dileğiyle. Şen ve sen kalın. Hoşçakalın.